ciddi kısıtlayıcı bir bence hataya düşüyorsunuz düşünce hatası. O da şu ki Gazali bir adam. O devirdeki İslam yorumunu yaratan insan zihni bir yorum. Şimdi ben diyorum evet. ki daha önceki bir şeyde söyledim at kaçtı torba düştü kıyamet koptu. Allah Arapça konuşmadığı için <laughs> Arapça yazılı olan o Kur'an Allah'ın sözü diyoruz ya. Şimdi Allah'tan gelen bir mesaj evet ama Allah Arapça konuşmadığı için bir insan diline indirgendiğinden dolayı o metinle sadece bakarak bir şeyleri anlama konusunda ciddi bir sıkıntımız var. Çünkü mutlak olandan bahseden ama dille kendini bağlamış bir metin var karşımızda. Evet. Bu dil ne kadar mütekamil olursa olsun. Dolayısıyla bu metnin bizim için böyle bir bilgi eksikliği var. Yani biz Allahçasının ne olduğunu metinden direkt okuyamıyoruz ama metnin içinde bir kod var. Sürekli olarak diyor ki bize ben size bu kitabı gönderdim ama bunu anlamak için dışarı bakın, dışarı bakın, dışarı bakın. Yüzlerce evet. kere hep dışarıda bir şeye referans veriyor. Ve dolayısıyla biz eğer bu kitabı kendi zan ve aklımızla oturup anlamaya, metninden anlamaya kalktığımız zaman yüzlerce yıl olduğu gibi çuvallıyoruz. Bir örnek vereyim size bakın. Şimdi bu ay ot dergisine bunu yazacağım. Nasıl kısaltacağım bilmiyorum ama kısaltıp yazacağım bunu. Ee, bir dört duvarlı odada oturan bir çocuk düşünün. Sütten kesildi, oyun çocuğu oldu, bu odaya kondu. Dünyayı hiç görmedi bu çocuk hiç penceresi olmayan bir oda. Ama bütün ihtiyaçları sağlanıyor. Yani çocuğa işte ışık gerekiyorsa ışık, yemek veriyorsa yemek, oyuncak istiyorsa oyuncak her şey veriliyor. Ve bu çocuk diyelim elinde kainatın bütün bilgilerini içeren bir kitap tutuyor. İsterseniz buna Kur'an-ı Kerim deyin, isterseniz başka bir metin deyin. Ama özet bir metin, sonuçta bir kitap haline gelebilecek bir metin ve bu çocuğun elinde o metin var. Özellikle İslam'ın hani bu temel yorumlarını anıyorsunuz, buna Kur'an-ı Kerim deyin. Çocuk bu kitabı okusun, 60 yıl boyunca bu kitabı okusun. 70 yıl boyunca okusun. Bir penceresi bile olmayan odada, hiçbir insanla karşılaşmadan bu çocuk bu kitaptan ne öğrenebilir? Ne anlayabilir? Bir düşünün. Hiçbir interaksiyon yok. Hukuktan bahsediyor, ağaçtan bahsediyor, evlilikten bahsediyor, işte akraba hakkından bahsediyor, zulümden bahsediyor, yetim hakkından bahsediyor, paylaşmaktan, vermekten, kazançtan, kayıptan, cennetten, cehennem nasıl anlayabilir bu kitabı? Şimdi bu çocuğun bu kitaptan hiçbir şey öğrenme ihtimali yok. Odayı genişletin. Bir pencere açın odaya. Tek bir tane ufak penceresi olsun. O çocuğun dünyaya dair gördüğü tek şey o pencereden gördüğü manzara gelen için insanlar, ağaçlar, kuşlar olsun. Bu kitaptan anlayacakları kat be kat artacaktır. Dolayısıyla o pencereden gördüklerini kitapta okuduğundan nispet edecektir ve aradaki ilişki cinsinden o kitabın ne demek istediğini daha iyi anlayacaktır. Şimdi duvarları yıkın, bu çocuğu hayatın içerisine koyun. Hayatın içerisinde yaşadıkça o kitap öğrenecektir. Bu çocuğu bir esnaf yapın, o kitaptan bambaşka şeyler öğrenecektir. Bu çocuğu efendim bir filozof yapın, o kitaptan bambaşka bambaşka şeyler çıkaracaktır. Yani evrenin bütün kodeksi elinizde olsa bile tecrübe olarak size yapılan bu tiyatro sahnesini tecrübe etmedikçe ondan bir şey öğrenemezsiniz. Ampirik bilimlerimizde çok önemli bir yeri vardır, deneysel bilimlerin. Bunu anlayabilmek için. Etrafınıza bakmanızın çok önemli bir rolü vardır. Dolayısıyla eğer ki o kitabı anlamak istiyorsan, Gazaliye değil ya da falanca dönemdeki İslam düşüncenin arızalarına değil, o kitapla beraber şu andaki görgü bilgi algı vesaire kapasitesiyle etrafa bakmakla yükümlü olmalıyız. Ve bugün ben kendi mesleğim açısından, kendi yapabileceklerim açısından bilimden iyi yol bilmiyorum. Ama felsefesiz bilim olmayacağını bildiğim için onu da öğrenmeye çalışıyorum. Oradan da bir tatam yaptım. Merkezin bilim. Oradan bakıyorum. Ama bilimin yetersizliklerini fark ettiğimde diğer alanlardan da toplamaya çalışıyorum. Her öğrendiğimde bunu daha iyi anlıyorum. Ama şunu yaparsam bu kitaptan şu zamanda şu anlaşılmış ya o ya hiçbir kitap yok dediğim anda işler karıştı. Çünkü o zaman araya adam soktum. Oraya benim gibi zanları olan insanları soktum. Burada bir problem var. Onu da alırım. Onun görüşünden de istifade ederim. Ama ayıklama yetkimi kullanarak. Yani dedim ya işte İbn Arabi'nin kozmoloji felsefesi bilmem üniversitelerde kürsülerde okutulurken bizim burada şimdi İbn Arabi'yi gömüyorlar. Ne işte Allah bana seyiz etti ve Allah seyiz etti muhabbetleri falan yüzünden. Ya arkadaşım bir tarlan varsa bu tarlada ürün yetiştiriyorsan ayrık otu çıkıyor diye tarlayı komple yakmıyorsun ki. Ayrık otunu ayıklıyorsun ürününü yiyorsun. Ama bizde bir yaklaşım var. Ya tarlayı toprağıyla beraber yiyeceksin ya da hepsini gömeceksin. Ya bir sakin ya bunun ürünü var içinde. Ürünü seç, karnını doyur. Geri kalanını ya sök ya bırak. ne yapıyorsan yap. Ayıklama yeteneği yok yani anlatabiliyor muyum? Evet. Komple almak. İşte eğer ki bu dediğin şey benim başımın belası oldu zaten. Yani Müslümanlara bilim anlatmaya çalışırken ben bu sorunu çok He. yaşıyorum. Ama orada sorunun benim İslam değil. Orada sorunun benim Allah ya da Allah'ın kuralları, kanunları değil. Orada insanların yarattığı problemler benim sorunum. İşte Gazali çıkıyor karşıma. Evet. Bilmem ne <laughs> çıkıyor karşıma.